Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden bir Temmuz Cuma. Amerika Birleşik Devletleri'nde yumuşak iniş ve resesyona girilmeyebileceği görüşlerine karşın ekonomi odaklı riskler baskı yaratmaya devam ediyor. Gelen veriler, büyüme açısından korkutucu boyutta değil ve tüketime dair son göstergeler enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceği tezlerini destekliyor. Bunlara karşın sene başından itibaren baskı altında kalan ve bu dönemde %15 ila %30 arasında değer kaybeden Amerika Birleşik Devletleri borsalarında dip arayışı devam etmekte. Dün ortalama %1 gerileyen Amerika Birleşik Devletleri borsalarına dair vadeli endeks kontratları da bu sabah %1 civarında aşağıda. Asya'da da büyümede zayıflama senaryoları fiyatlara girerken, hemen hemen tüm bölge para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi ve uzun vadeli bakıldığında en düşük değerlerin test edilmesi de bölge borsalarına satış getiriyor. BIST'de de negatif açılış bekliyoruz. Kısa vadeli teknik görünümde zayıflık sürüyor. Buna karşın, BIST'in yurt dışına görece geçmişteki aşırı negatif ayrışması nedeniyle kısa vadede pozitif ayrışacağını, ancak bunun nominal performansa yeterince yansımayacağını düşünüyoruz. Orta uzun vadeli görünümde ise, çarpanlar bazında gelişmekte olan ülke borsalarına görece %50, %60 arasında iskontoyla ve tarihi düşük rasyolarla işlem gören BIST'e dışarıdaki baskının yatışması ve küresel risk iştahının dengelenmesiyle beraber güçlü bir seyir izlenebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle, biz geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve mevcut zayıflık döneminin pozisyon biriktirme amaçlı kullanılmasını öneriyoruz. Dün sabah 830 bas puan civarında olan Türkiye 5 yıllık CDS primleri bu sabah 850 bas puan civarında ve 2008 küresel kredi krizinden bu yana en yüksek değerlerde kalmayı sürdürüyor. BIST 100 için destekler 2370 ve 2330, dirençler 2430, 2460 ve 2500. Ajandada ise içeride Haziran ayı imalat PMI verisi ile güne başlıyoruz. Büyümenin öncü göstergelerinden olan ve Mart'tan bu yana 50 eşik değeri altında kalan PMI verileri ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılada ivme kaybına işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası Haziran ayı İstanbul Perakende ve Toptan Fiyat Endekslerini açıklayacak. Veriler, pazartesi günü açıklanacak olan ve yıllık tüfenin %80'e yönelmesi beklenen genel Türkiye enflasyon rakamları öncesi gösterge niteliğinde olacaktır. Dışarıda da bugün imalat PMI'lar izlenecek. Almanya'da 10.55'te, Euro bölgesinde 11'de, İngiltere'de 11.30'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 16.45'te PMI'lar açıklanacak. Türkiye'nin aksine, bu bölgelerin tamamında imalat PMI'nin 50 eşik seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Euro bölgesinde ayrıca tüfe izlenecek. Yıllık tüfenin %8.1'den %8.5'e sıçraması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise inşaat izinleri ve ICM imalat endeksi takip edilecek. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.